YouTube'un bu haftaki kılavuz bölümünü 30 Ağustos'ta gerçekleşecek olan Dolunay'a ayırdım. Çünkü haftanın durumunda da belirttiğim üzere kayda değer bir Dolunay. O yüzden de üzerinde konuşulması önemli diye düşünüyorum. Ayı ve hatta yılı da bu enerjiyle kapatıyoruz. Bu Dolunay'ın enerjisiyle kapatıyoruz. Bence Aralık sonuna kadar etkili olacak 30 Ağustos'ta yaşayacağımız Dolunay'ın etkileri. Hassasiyetimiz, sezgilerimiz, içimizde özel alanlarımızda kalma ihtiyacımız artıyor. Bir bırakılmak istiyoruz ki enerjimizi toplayalım, sakinleyelim, kendi içsel tartışmalarımızı duyalım, muhakemelerimizi dış etkenlerden bağımsız bir şekilde yapabilelim diye. Ruhunuzun mesajlarını duyup o mesajlara henüz detayları görmeseniz de güvenebilin diye içinizde kalma ihtiyacınız yükselecek. Spiritüel kaslarınızı ve sezgilerinizi de böylece geliştiriyor olacaksınız. Geliştirdiğiniz bu kaslar sonra sizin günlük sorumluluklarınızı daha efektif bir şekilde yerine getirmenizde fayda sağlayacak. Hem duygusal hem de analitik tutumunuzu dengeleyecek bir dolunay enerjisi içindeyiz. Hayatlarımızı kendi mükemmelimizle uyumlu bir düzene oturtmak için aslında harika bir destek bu dolunayın bizlere akıtacağı enerji. Bu süreç o nedenle de çıkması, gitmesi, temizlenmesi gerekenleri gün yüzüne olduğu gibi çıkartıyor. Hem düzenleme, aynı anda da bir derleme, toplama, fazlalıklardan kurtulma ve temizleme de büyük bir haliyle bizleri bekliyor, bizlerden bekleniyor. Sürece böyle bakın. Yani her düzenleme, aynı anda bir derleme, toplama, fazlalıklardan kurtulma ve temizlemedir de. Sürece böyle bakalım. Bu sürecin oldukça derin bir hafifleme, derin bir düzenleme, derin bir temizleme olduğunu lütfen akıllarınızda bulundurun. Yani basit bir işlemden geçmiyoruz. Basit değil işlem. Çünkü bu dolunay bizden sorumluluk sahibi, olgun, yetişkin bireyler olmamızı bekliyor. Tamamlanması, halledilmesi, yönetilmesi gerekenleri gözümüze sokarcasına karşımıza çıkaracak. Ama bu sebepten ertelediğiniz, ötelediğiniz ne varsa tamamlanması için, tamamlayabilmeniz için gün yüzüne çıkaracak. Gücünüzü, enerjinizi toplayıp, sorumluluklarınızı bilip, tamamlayışa geçmenizi büyük bir vurguyla tavsiye ederim. Daha fazla ayak sürmeyin. Aksi haldesine hiç burada girmek istemiyorum, onu dillendirmek bile istemiyorum. Siz anlayın o bölümü. Depresif, enerji düşürücü, yalnız, şevkinizin kaçtığını hissettiğiniz anlar olabilir, kuvvetle muhtemel. Örneğin birden yapılması gereken unuttuğunuz bir işi hatırlayıp canınız sıkılabilir. Ya da o anki mevcut durumla, o anda elinizdekiyle ne yapacağınızı bilemeyebilirsiniz. Nasıl ilerleyeceğinizi bulamayabilirsiniz. Kafanız karışabilir. Yalnız bilin ki daha sonra hallederim dediğiniz an bu an. Daha sonranın vakti bu dolunayla birlikte geldi. Desteğe ihtiyacınız olduğu zamanlar şunu hatırlayın. Ben de kendim için sıkça yaparım. Bana iyi geleni şimdi sizlere sunuyorum. Dünyevi meleklerinizi çağırın. Hangi konuda yardıma ihtiyacınız varsa o konuda sizin işinizi kolaylaştıracak insanların karşınıza çıkması için dua edin. Alan o kadar açık ki dolunayla beraber çağrınızı duyacaktır. Dolunay sizin çağrınızı duyacak, dualarınızı da kabul edecektir. Enerjetik olarak neyin bittiğini anlayın, orayı araştırın. Çünkü enerjetik olarak açılmak üzere olan, size açılmak isteyen çok büyük kapılar var. O kapıları görebilmeniz için nelerin artık bittiğini iyice görün. Enerjetik derken illa bu hani bir kişiyle olan ilişkiniz, bir işle olan ilişkiniz, bir mekanla olan ilişkinizin bitmesi değil.
İçinizde enerjetik, karmik olarak neyin bittiğini görün. Örneğin hani acıdan beslenmekse en karmik, enerjetik durumunuz. Yardım istemediğiniz için veya isteyemediğiniz için yalnızlık çekmekse, kendinizi ifade edemediğiniz için kalp acısı yaşamaksa, iyi bir hayatı hak edemediğiniz, hak etmediğinizi düşündüğünüzden dolayı bereketi çekememekse hayatınıza, örneklendirmek gerekirse, bunlar enerjetik kavramlar, enerjilerinizde yaşamlar boyu taşıdığınız, bu ana kadar hayatınızı daraltan ve artık sona eren o köklü döngü ne? Burayı araştırın, bunu iyice görün ve sonra da kapanışını izleyin, tamamlanışını o döngünün izleyin bu dolunayla birlikte. Hissinize güvenin, hissettiğiniz şey doğru diyor dolunay. Hislerinize güvenebilmeniz için de enerjilerinizde sorumluluk sahibi olduğunuzu bilmeniz gerek. Yani önce kendinize karşı duyarlı ve korumacı, koruyabilen olduğuna güven sağlamalısınız. Omurganızı bu güven sağlamlaştıracak. Narin, kırılgan, hassas, duyarlı, sezgileri yüksek kişiler için biraz zorlu bir dönem olabilir. Gizlenen detaylar, yalan dolanlar, manipüle edilmiş gerçekler, küstahlık, kibir, kaba saba tutumlar, tavırlar, propagandalar karşısında. Hem kişisel hem küresel dünyalarınızda ne yapacağınızı, ne düşüneceğinizi, nasıl ilerleyeceğinizi bilemiyor olabilirsiniz böyleleriniz. O nedenle de az önce anlattığım omurga sağlamlaştırma işi çok önemli. Küme güveneceğiniz, onca yalan, dolan, illüzyonik cevaplar karşısında biraz kafa karıştıracak. Kime güveneceksiniz? Tabii ki de kendinize. Bu dolunayın bir çağrısı var. Bu dolunay bizi faninin üzerine çıkmaya, üçüncü boyutun ötesine geçmeye, yüksek benliğimizle buluşmaya davet ediyor. Olay gördüğüm kadarıyla taç çakrasında dönecek dolunay zamanı. Taş çakrası üzerinde şifalandırma, taş çakranızı dengeleme, açma çalışmaları yapabilirsiniz. Bizim de YouTube kanalımızda bütüne yolculuk serisinde 7. duraktı taç çakra. Ona tekrar dönüp bakabilirsiniz. Bu arada bedeninizden enerjiyi vakitlice akıtmazsanız uykunuz kaçabilir, bağımlılıklara tutunabilir, yani kaçışlara başvurabilirsiniz. Enerjiyi bedenden çıkarmanın yollarını araştırın. Şunu demek istiyorum, enerjiyi bedenden çıkarmanın yollarını araştırın derken, günlük yaşanmışlıklarda zihniniz dolabilir, duygularınız taşabilir, bazı duyguları taşıyamayabilir kalbiniz, bazı düşüncelerle ne yapacağınızı bulamayabilirsiniz. Böylesi bir halde yatağa yatmayın. Gece yatmadan önce uzun bir duş mu almak istersiniz? Ayaklarınızı tuzlu suda arındırmak, bekletmek mi istersiniz? Bedeninizi sallayarak boşaltma mı yapmak istersiniz? Koşma, hareket etme, terapi, enerji seansları mı almak istersiniz? Her nasılsa bedenlerinizden o yoğun, baş edemeyeceğiniz, dolmuş doymuş enerjiyi çıkarmanın yolunu bulun. Yoksa işte uykusuzluklar, baş ağrıları, beden ağrıları, bağımlılıklara dönmek, tutunmak, kaçışlar aramak çok olası. Oralara doğru girmemek adına düzenli enerji boşaltma çalışmaları çok önemli olacak. Özellikle dolunaydan 3 gün önce ve 3 gün sonra. Sağlık ve şifa konularınıza da dönün. Kontrollerinizi yapın. Yaramayanları değiştirin. Yaralarınızı sarmanın yollarını araştırın. Ve mutlaka ve mutlaka ikinci görüşte alın. Tek kişiye güvenmeyin. Bu yayını neyle bitirmek istiyorum? Dolunay yayınımızı, kılavuzumuzu neyle bitirmek istiyorum? Evet.
belirsizliğin içindeki onca sorgulamadan yorgunken ve belki ürkerken, henüz yaşamadıklarınızın, deneyimlemediklerinizin, hissetmediklerinizin, öğrenmediklerinizin heyecanını da kalplerinizde taşıyın. Bu dolunay tüm sihrini yağdırsın üzerlerinize. Kendi güzellikleriyle gelsin, sizi kendi güzelliklerinizle karşılaştırsın. Umarım bu yayın biraz hazırlanmanıza yardımcı olmuştur. Sizleri çok seviyorum. İyi bakın kendinize.